Kaan Akademi, alışılagelen eğitim sistemini değiştirip geliştirmeyi ve özgürleştirmeyi hedefleyen, kar amacı gütmeyen bir organizasyon. Amaç, isteyen herkesin istediği an, istediği yerde, dünya standartlarında ve ücretsiz eğitim alabilmesi. Öğrenci, öğretmen, iş adamı, ev hanımı ya da dünyamızı ziyaret eden meraklı bir uzaylı, kim olursanız olun. Kaan Akademi'ndeki öğrenim içerikleri ve kaynaklarına hiçbir bedel ödemeden ulaşabiliyorsunuz. Kaan Akademi'nin sunduğu kişiye özel öğrenim içerikleriyle kendinizi geliştirebiliyorsunuz, ders çalışabiliyorsunuz, hatta sınava hazırlanıp sınava giriyorsunuz aynı zamanda. Temel bazı okullarda, eğitim birimlerinde yardımcı aparat olarak da kullanılıyor Kaan Akademi. Detayları konuğumuzdan alacağız. Bugün bizimle birlikte olacak, yarım saat içerisinde stüdyomuzda olacağını tahmin ediyoruz. Kaan Akademi Türkçe Direktörü Sayın Alp Köksal'la birlikte olacağız. Şehirden, şehrin sesinden, soluğundan bolca haberimiz de olacak elbette demiştik. Saat 17'ye de kadar. Hoş geldiniz efendim. Bir İstanbul nostaljisidir der Saadet. Bugününüz, dününüzden de güzel geçsin der Saadet. Kentin Sesi. Kentin Müziği. TRT Kent Radyo İstanbul. Herkese, her yerde ve dünya standartlarında üstelik bedensiz eğitim. Bu biraz ütopik gelebilir ancak detayları vermeye başladıkça, konuğumuzla söyleşmeye başladıkça anlayacağız ki çok da ütopik değil, hatta tam da içinde bulunduğumuz gerçek sevgili dinleyiciler. Kaan Akademi alışılagelen eğitim sistemini değiştirip geliştirmeyi ve özgürleştirmeyi hedefleyen, kar amacı gütmeyen bir organizasyon. Herkesin istediği an, istediği yerde, dünya standartlarında ve ücretsiz eğitim alabilmesini sağlamaya çalışıyor. Kısaca belki de dünyanın en büyük sınıfı diyebiliyoruz değil mi efendim? Konuğumuz Kaan Akademi Türkçe Direktörü Sayın Alp Köksal'dan daha detaylı bilgileri alacağız. Hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar. Kaan Akademi uluslararası bir kuruluş, adından da anlaşılacağı üzere. Ancak Türkçe Direktörü olarak sizi tanıttığımıza göre bu akademinin bir Türkiye ayağı var. Hem genel platformda akademiden lütfen söz edelim, hem Türkiye ayağı olarak siz neler yapıyorsunuz ondan söz edelim. Tabii izin verirseniz ben önce bir kısaca Kaan Akademi nedir dinleyicilerimize bunu açıklamaya çalışacağım. Lütfen. Sonrasında da hem dünyada hem Türkiye'deki hikayesinden de çok kısaca bahsetmek isterim. Kaan Akademi en basit anlatımıyla internet üzerinde videolar, alıştırmalar, öğrencinin seviyesini tespit eden, onu kendi seviyesindeki bilgilere, derslere yönlendiren akıllı bir mekanizmayı da içeren bir internet sitesi. Yani her şeyi öğrenebileceğiniz bir internet platformu. Kaan Akademi 2008 yılında Amerika'da kuruluyor. Salman Khan adında bir girişimci, aslında babası Bangladeş, annesi Pakistan asıllı göçmen bir ailenin oğlu ve orada çok iyi okullarda okuma şansı bulmuş. 4 senede Amerika'nın en iyi okullarından 4 diploma kazanmış. Ve sonrasında aslında finans sektöründe çalışırken ben çok iyi okullarda okuma şansı buldum ve bu bilgimi insanlarla paylaşmak istiyorum diye düşünerek bir girişimde bulunmuş. Ve 2008 yılında Kaan Akademi faal hale geçmiş. Kaan Akademi'de bugün sadece öğrencilere hitap eden içerikler değil, hemen hemen her alanda, farklı konularda ve farklı yaş gruplarına, farklı seviyelere hitap eden dersler mevcut. Ders paketleri olarak hazırlanan bir sistem anladığım kadarıyla. Şimdi Amerika sınırları dışına da taşan çok uluslu bir sistem olduğuna göre her ülkenin kendi eğitim sistemine belki yönelik de ek çalışmalar içeriyor mu? Ek çalışmalar içerecek. Ben belki Türkiye'nin hikayesinden başlasam daha iyi bilgi verebilmiş olurum. Biz 2012 yılında Kaan Akademi ilk uluslararası ofisi olarak kurulduk. Yani başka bir deyişle dersler İngilizce'den sonra ilk defa Türkçe'ye çevrilmeye başlandı. Bugün profesyonel bir akademik kadro tarafından hazırlanan dersler yaklaşık 40 dile çevriliyor. Ve dünya genelinde 200 ülkede kullanılıyor. Ve bu tamamen ücretsiz. Belki bunu özellikle vurgulamak isterim. Bu tamamen
sosyal sorumluluk ve gönüllülük anlayışıyla işleyen ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir proje. Dolayısıyla dersler bugün hemen hemen dünyanın her dilinde tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara ulaşıyor. Yani Türk eğitim sistemine yönelik ve uygun olan dersi yine Amerika'da bir ekip mi hazırlıyor ve siz onu sonra Türkçe'ye çeviriyorsunuz, seslendiriyorsunuz, yoksa burada hazırlanan paketler de sisteme devreye giriyor mu? Evet, şu an için ilk dediğiniz daha doğru. Biz şu anda merkezdeki akademisyenlerin, öğretmenlerin, eğitmenlerin hazırladığı dersleri Türkçeleştiriyoruz. Fakat Türkçeleştirmekle kalmıyoruz. Bu dersleri tabii lokalize ediyoruz. Tabii birçok akademisyen, öğretmen bize destekte oldular kontrolleri için bütün bilgilerin. Ve neticede sizin de söylediğiniz gibi şu aşamada biz yurt dışında üretilen dersleri Türkçeleştirip Türkiye'ye uygun hale getirmeye gayret ediyoruz. Fakat önümüzdeki aşamalarda tabii ki Türkiye özelinde dersleri de kütüphanemize eklemeyi, müfredat dahilinde bulunan bütün alanlarda öğrencilere bu hizmeti sunabilmeyi amaçlıyoruz. Daha çok hangi branşlarda bu dersler hazırlanmış durumda? Belki matematik evrensel bir dil olarak kabul edildiği için olabilir. Derslerimizin büyük kısmı şu an için matematikte. Belki ikinci sırada fen bilimleri geliyor. Bunun dışında biraz daha üniversite seviyesi için ekonomi ve finans gibi dersler ya da meraklıları için tarih, sanat tarihi, sağlık bilgileri, astronomi gibi alanlarda da evet dersler mevcut. Yaş grupları şimdi yelpaze geniş anladığım kadarıyla uzay bilimi de var, matematik de var, temel matematik de var. Herhalde 6 ve ucu açık yaş dilimine kadar uzanıyor mu yelpaze? Çok doğru. 1 artı 1'den hatta benim ağzım artık 1 artı 1 demeye alışmış ama neredeyse. 6 dedim hatta biraz da iyimser düşündüm evet, ama. Evet yani gitgide daha aşağı doğru da bunu çekmeye çalışıyoruz. Çünkü bir eğitim anlayışı ne kadar erken öğrenciye ulaşırsa, ne kadar erken oturursa faydalarından da öğrenci o kadar fazla faydalanmış olacaktır. Şu anda gerçekten şekiller, sayılarla başlayıp belki de doktora seviyesine kadar ulaşan içeriklerimiz mevcut. Kaan Akademi'nin eğitim ve öğretim paketlerinde göze çarpan bir özelliği de öğrenciye, yaş grubu ne olursa olsun öğrenciye oyunla kişiselleştirilmiş bir eğitim anlayışı sunuyor olması. Aslında yaş grubu ne olursa olsun dedim ama herhalde daha çok hedef kitle küçük yaş grupları olsa gerek. Yani kullanımın yoğunluğuna baktığımızda sanki ortaokul kullanımı en yaygın gibi ilkokulda var, lisede var. Üniversiteye doğru biraz daha azalmaya başlıyor. Çünkü sunduğumuz derslerin yoğunluklu olduğu alan biraz daha bizim K12 eğitimi dediğimiz ilkokuldan lise son sınıfa kadar olan orta öğretimi kapsayan eğitim. Evet, kişiselleştirilmiş bir eğitim anlayışıyla öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz. Burada inandığımız birkaç şey var. Bu fırsatı bulmuşken aslında dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Eğitimin kişisel bir anlayışla ve veriye dayalı olarak verildiğinde aslında tam öğrenmenin gerçekleştiğini, yani öğrencilerin her konuyu tam olarak anlayarak bir sonraki konuya geçme şansının daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Tam ve eksiksiz öğrenildiği takdirde yapılan araştırmalar da sınıfta belki geri kalıyor, sınıf ortalamasından daha yavaş öğreniyor diyebileceğimiz öğrencilerin aslında daha başarılı olabileceklerini, sınıftaki en hızlı öğrenen öğrencilerden bile daha ileriye geçebileceklerini gösteriyor. Çünkü hepimiz farklıyız. Kaplumbağa misali değil mi? Evet. Emin adımlarla belki. Emin adımlarla ve burada maksat belki de herkesin her konuyu eksiksiz öğrenmesi değil, herkesin kendi kapasitesi, kendi ilgi alanı dahilinde öğrendiği konuyu tam ve eksiksiz öğrenmesi. Ben bir misal vermeyi çok seviyorum. Mesela bir bina inşa ettiğimizi düşünürsek, ki bu 12 katlı bir bina olsun, binanın ilk katları ne kadar sağlam olursa o bina o kadar yüksek olabilir, öyle değil mi? Mesela birinci kat %80, ikinci kat %70 sağlamsa ve biz bu binayı inşa etmeye devam edersek belki de sonuçları çok hoşumuza gitmeyecektir. Fakat biz sağlam temeller üzerine eğitimi inşa edersek, her öğrencinin kendine en uygun hızda ders çalışmasına olanak tanırsak, ki yeni teknolojiler bunu sağlıyor, o zaman öğrencilerin çok daha başarılı olabileceğine veya öğrenci diyorum ama biz bu hizmeti geçmişte dilediği eğitim alma fırsatı bulamamış bireylere de sunmaya çalışıyoruz. Bilgiyi sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz takdirde her bireyin çok daha fazla konu öğrenebileceğine, kendini geliştirebileceğine inanıyoruz.
Sistem de bunu tanımlamaya açık bir sistem anladığım kadarıyla. Üyelik yoluyla internet üzerinden kullanıcı bağlandığı zaman sisteme, onun geçmişteki tüm hareketlerini de herhalde hafızaya aldığı için bir sonraki aşamada en uygun yeni öğrenebileceği dersin ne olduğu karşısına çıkıyor anladığım kadarıyla. Doğru mu? Efendim çok doğru. Aslında üye olmadan da bütün derslere ulaşabiliyorsunuz. Hı hı. Fakat üye olduğunuz takdirde, bu tamamen ücretsiz bir üyelikten bahsediyoruz. Sistem, sizin de söylediğiniz gibi, her öğrencinin her dersi izledikten sonra sorduğu sorularla seviyesini tespit etmeye çalışıyor ve kendisine en uygun seviyede öğrenciyi yeni bir derse yönlendiriyor. Öğrenciye özel bir sisteme dönüşüyor yani. Evet, kişiselleştirilmiş eğitim ve veri bazlı eğitim burada ortaya çıkıyor. Mesela benim bir konuyu anlamak için belki 15 video izlemeye ve 35 soru çözmeye ihtiyacım var. Ama siz aynı konuyu belki 3 video izleyerek 5 soru çözerek de geçebilirsiniz. Hı hı. Sizin beni beklemenize veya bir öğrencinin sınıfın ortalama hızını beklemesine gerek olmadığını düşünüyoruz. Ve mutluyuz ki artık yeni eğitim teknolojileriyle bu tip uygulamalar sınıflarda da karşımıza çıkmaya başlıyor. Velilerin de öğrencilerini, çocuklarını daha doğrusu takip etmelerini, onlarla belki hatta interaktif bir yolda ilerlemelerini de sağlayan bir sistem aynı zamanda. Çok doğru. Veliler platforma üye olduklarında, aynı şekilde ücretsiz olarak üye olduklarında öğrencilerin gelişimini takip edebiliyorlar. Mesela bazen öğrenci arkadaşlarımız hiç özel hayatımız kalmadı diye espri yapıyorlar ki yerlere hak veriyorum. Eğer öğrenci velisini ya da öğretmenini ya da abisini ablasını, burada hepimizin rolü değişken, hepimiz aynı anda hem öğrenen hem öğreten bireyleriz. Yani bir öğrenci ve öğretmen ilişkisi kurulduğu anda bir taraf diğerinin gelişimini takip edebiliyor. Çünkü aslında izlediğiniz her video, çözdüğünüz her soru ya da öğrendiğiniz her konu için puanlar kazanıyorsunuz. Hı hı. Ve bu puanlar, bütün veriler kayda girerek gelecekte de hangi noktadan diğer noktaya nasıl ulaştığınızı size görsel olarak sunuyor. Bu öğretmenlere de çok büyük bir kolaylık sağlıyor sınıfta. Çünkü Khan Akademi'nin ya da benzer platformların tek bir kullanım biçimi yok. Fakat yaygın bir kullanım biçiminden bahsedeyim. Mesela bir öğretmen sınıfta dersi yarım saate anlatmak yerine öğrencilerine konuyla ilgili videoları izlemesini bir gece önceden söylüyor. Evde birkaç video izleyerek yaklaşık 10-15 dakika harcayan öğrenci derse geldiğinde de öğretmenin yarım saat uzun uzun ders anlatması yerine belki biraz daha kısa 10-15 dakikada anlattığı bir dersin üzerine öğretmene daha çok soru sorma şansı buluyor veya arkadaşlarıyla daha çok birlikte soru çözme şansı buluyor. Başka bir deyişle biz teknolojiyi kullanarak sınıftaki insan faktörünü ön plana çıkarmayı, sınıftaki iletişimi ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz. Zamanı etkin ve verimli kullanmayı da hem aynı zamanda hedefliyorsunuz anladığım kadarıyla. Çok doğru. Ve bu tip uygulamalar artık dünya genelinde, sanırım rakam söylememde sakınca yok, 900 bin sınıfta karşımıza çıkıyor. Türkiye'de de pilot okul uygulamalarımızla benzer uygulamaları birçok okula yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi aslında onu da soracaktım. Sanal ortamdan ulaştığınız Türkçe bazlı eğitim verdiğiniz öğrenciler arasında ulaştığınız kesim daha çok hangi yaş grubu ya da hangi öğretim seviyesinde? İlk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim bir. İkincisi, Milli Eğitim Bakanlığı'yla da bir işbirliği söz konusu mu? Evet, sırasıyla cevap vermeye çalışayım. Öncelikle her yaş grubu için içerik olsa da kullanıcılara baktığımızda sanırım orta öğretim bizden en çok faydalanan yaş grubu. Ama kullanıcılardan aldığımız yorumlar, her gün onlarca veya daha fazla yorum aldığımız oluyor. Üniversite öğrencilerinin de, ilkokul öğrencilerinin de, hatta okula başlamamış öğrencilerin velilerinden aldığımız mesajlar hemen hemen her yaş grubuna bir şeyler sunabildiğimizi gösteriyor. İkinci sorunuzun cevabı ise, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde hareket ediyoruz ve 2013 yılında başlattığımız bir işbirliği ile Khan Akademi Türkçe dersleri bugün Türkiye'de Eğitim Bilişim Ağı, yani kısa adı EBO olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın online öğrenim platformunda yayınlanıyor ve bu sayede Türkiye'deki bütün sınıflara da aslında ulaşıyor. Çünkü
Biz eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Özel okul, devlet okulu ayrımı yapılmaksızın tabii. Hayır, yapılmıyor. Belki şunu söyleyebilirim. Teknolojiye erişimi daha fazla olan okullar tabii ki daha önce bu gibi sistemleri kullanmaya başlıyorlar. Ama biz bir sosyal sorumluluk, bir gönüllülük işi olarak amacımız burada Khan Akademi'nin veya online öğrenimin, yeni teknolojilerin mümkün olduğunca fazla sınıfa ulaşması, sadece büyük şehirlerde ya da sadece özel okullarda değil, ülkemizin dört bir yanında her sınıfa ulaşabilmesi ve bütün öğrencilere bu gibi imkanları sağlayabilmektir. Yine yeri gelmişken o halde soralım. Khan Akademi çalışmalarını her seviyeden, her yaş grubundan ve her hıza göre ayarlamış durumda ulaştırıyor. İstanbul odaklı bir yayın yapıyoruz. TRT Kent Radyo İstanbul'dasınız. İstanbul'daki okullar içerisinde tercih edenler var mı? Özellikle Khan Akademi sistemi üzerinden eğitimlerini sürdüren okullar var mı? Evet. Ya da desteğiyle beraber götürenler. Tabii ki, tabii ki. Şöyle aslında misal vereceğim. Yurt dışında neredeyse müfredatın içine dahil olmuş şekilde kullanılan okul bölgeleri var. Mesela bir ilde bütün matematik dersleri Khan Akademi sistemiyle işlenebiliyor. Bizim özellikle öyle bir amacımız yok. Biz öncelikle her okulun, her öğrencinin bu kaynağa ulaşımını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. İstanbul özelinde de Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteği ve işbirliğiyle birlikte hem devlet okullarına ulaşmaya, gidip tanıtım yapmaya ve Khan Akademi'nin nasıl kullanılabileceğini, ne gibi faydalar sağlayabileceğini anlatmaya gayret ediyoruz. Hem de bize kendileri ulaşan özel okullarla da çeşitli pilot uygulamalar yapıyoruz. Nasıl mesela? İsim vermemde sakınca yoksa TED İstanbul Koleji mesela ilk pilot okulumuz oldu. Geçtiğimiz sene, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Khan Akademi'yi yanlış hatırlamıyorsam 3. sınıftan 9. sınıfa bütün sınıflarında matematik derslerinde kullanmaya başladılar. Bazı öğretmenler sınıfta video gösterdi, bazıları videoları ödev verdi. Bazıları haftada bir kere bilgisayar laboratuvarında ders gösterdi. Yani bu tamamen sınıfın ihtiyacına, öğretmenin tercihine, okul yönetiminin tercihine kalmış bir durum. Fakat buradan yaptığımız pilot uygulamadan aldığımız sonuçlarda birkaç şeyi bize gösterdi. Birincisi, öğrenciler bu şekilde ders işlemeyi daha eğlenceli buluyorlar. Çünkü biraz önce siz de bahsettiniz, bu puan toplama, biraz oyunlaştırma öğrencilere, özellikle de ortaokul, ilkokul öğrencilerine çok eğlenceli görünüyor. Ve anlaşılan o ki, gelen yorumlara baktığımızda öğrenciler bu gibi sistemlerle ders işlemeyi tercih ediyorlar. Ama daha önemli olan, öğrenciler severek ders işlediklerinde, sınıfa severek geldiklerinde performansları da yükseliyor. Bu notlara da yansıyor herhalde. Kesinlikle pilot okul uygulamamızdan aldığımız sonuçlara bakacak olursak öğrencilerin performanslarında da notlarında da bir artış olduğunu mutlulukla söyleyebilirim. Tek bir okul ismi söylemiş olmayayım. Robert Kolej, Doğa Koleji, Işık Lisesi gibi birçok kurum. İsmini şu anda söyleyemediğim birçok kurum. Belki İstanbul dışından da örnekler verebilirim ama şu anda İstanbul'a yönelik bir yayın yaptığımız için bu isimleri kullandım. Khan Akademi sınıflarında kullanıyorlar. Kullanıyorlar. Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Gönüllülük esas baz alınarak işleyen bir proje. Sisteme katkı sağlayanlar da her biri aslında gönüllü emek veren öğrenciler olsun, öğretmenler olsun, akademisyenler gibi isimler var. Ne gibi desteklerde bulunuyorlar size? Evet, bizim aslında ya 15 kişiye yaklaşan bir ekibimiz var. Şu anda ofiste tam zamanlı olarak çalışan 7 kişilikte bir prodüksiyon ekibimiz var. Eminim programı dinliyorlardır. Şu anda sene sonu yaklaştığı için yoğun bir çalışma içinde 4000. Türkçe ders videomuzu yüklemeye hazırlanıyoruz. Bu arada okulların açıldığı gün, ki bu da bir tesadüf, 5 milyonuncu Türkçe dersimizi verdik. Khan Akademi hızlanarak devam ediyor. Ama bütün bunlar gönüllülerin sayesinde. Çünkü bizim küçük bir ekiple, birkaç kişiyle, hatta 15 kişiyle bile 4000 tane ders videosunu Türkçeleştirmemiz ve Türkçe olarak yayına sokmamız mümkün olmayabilirdi. Bugüne kadar 300'den fazla gönüllü Khan Akademi derslerinin İngilizce'den, yani orijinal üretildiği dilden Türkçe'ye çevrilmesi için bize katkı sağladılar. Tabii sadece çeviri alanında değil, seslendirme alanında da bu dersleri Türkçe olarak kaydederken değerli devlet tiyatro sanatçılarımız,
Birkaç isim verebilirim sanırım. Lütfen. Parla Şenol, Selçuk Kıpçak, Funda Postacı, Sercan Gidişoğlu, Ümran Kan ve her ne kadar tiyatro sanatçısı olmasa da 15 yıllık bir öğretmen ve akademisyen olan, derslerimizin çok büyük bir kısmını seslendiren Murat Ercan, hem tiyatroculuk seslendirmenlik yeteneklerini, hem sosyal fayda ideallerini, hem de aralarından bazıları öğretmenlik akademisyenlik yeteneklerini bir araya getirerek Kaan Akademi derslerimizin Türkçe sesleri oluyorlar. Bunun dışında bir de tanıtımımız için bize destek olan gönüllüler var. Kaan Akademi Türkçe'nin ücretsiz bir kaynak olarak daha fazla bireye ulaşması için bireysel olarak ya da kurumsal olarak bize tanıtım desteğinde bulunan ekipler, şahıslar var. Onları da buradan saygıyla anmak isterim. Şimdi kar amacı gütmeyen bir organizasyondan söz ettik. Temel amaç burada fırsat eşitliği, eğitimde fırsat eşitliği ve dünyanın neresinde olursa olsun şahısların bu eğitimden eşit oranda faydalanmasını sağlamak. Ama temelde baktığımızda bir altyapı çalışması söz konusu. Bunun tüm dillere ya da üye olan sisteme katılan tüm dillere çevrilmesi, ulaştırılması gibi her bir adımda çoğalan emekler söz konusu. Kar amacı evet gütmüyoruz ama bahsettiğiniz bir ofis var ve bu ofiste çalışan emekçilerimiz var. Sonuçta bir şekilde bu sistemin de ayakta kalması gerekiyor. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Aslında çok sık sorulan ve benim de cevaplamaya alıştığım sorulardan bir tanesi bu. Çünkü evet idealist bir iş yapıyoruz ama değirmenin suyu nereden geliyor diye sorulduğunda özetle evet soru bunu da, aslında. Bunu da söylemekte sakınca görmüyorum. Türkiye'de bütün çalışmalarımız STFA grubunun desteğiyle gerçekleşiyor. Bir mühendislik şirketi olarak tanıyoruz STFA'yı fakat 1992 yılında kurdukları ve Türkçe eğitime hizmet etmek amacıyla kurulmuş olan bir vakfımız var. Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı. Geçmişte 40 küsur akademik yayını Türkçeleştirmiş ve farklı aktiviteler yapmış. Bugün aynı misyonla, kurulduğu günkü misyonla kitap Türkçeleştirmek yerine belki ders videolarını Türkçeleştiriyor, alıştırmaları Türkçeleştiriyor, bir internet platformunu Türkçeleştiriyor ve kuruluş misyonunu günümüzün teknolojik şartlarında şu an koşullarına uygun bir şekilde amacını devam ediyoruz. O platformda, o muadilde devam ettiriyor. STFA'nın bu kuruluşu, bu vakfı aslında eğitim alanında yapmış olduğu katkılardan katkılar adına ilk değil. Çok doğru. Aslında yani burada kesinlikle reklam yapıyormuş algısı yaratmak istemem ama STFA'nın eğitime bugüne kadar sunduğu hizmetler oldukça fazla. Sadece bunu reklam amacıyla kullanmayı sevmiyorlar. Yeri gelmişken belki bahsetmek isterim. İnanç Lisesi diye Türkiye'nin ilk üstün yetenekli çocuklarına hizmet veren okulu. Bugün itibariyle de hala ilk ve tek okulu. Zamanında STFA'nın kurucularından merhum Sezai Türkeş'in çabasıyla kurulmuş bir okulumuz. Aynı şekilde Feyzi Akkaya, STFA'nın diğer kurucusu Feyzi Bey'in teknik lisesi, onun vakfı, benzer bir şekilde Sayın Sezai Türkeş'in kurduğu ve bizim de çalışmalarımızı altında yürüttüğümüz Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı aslında şirketin 78 yıllık tarihinde eğitim için kurduğu bazı önemli kurumlar. Az önce binanın temelinin ne kadar sağlam olması ile ilgili bir analojide bulunmuştunuz. Aslında söz konusu şirketin de hizmet alanı inşaat sektörüdür. Bu anlayışı eğitime uyarlamaları bu açıdan çok doğru bir belki benzetme, bir paralel yapılandırma diyebiliriz. SAT sınavları ile ilgili bir ön hazırlık içerisindesiniz. Sanırım bu özellikle eğitimini yurt dışında sürdürmeyi düşünen üniversite mezunu ya da akademisyenler için hoş bir haber olacaktır. Bu duyuruyla sonlandıralım mı sohbetimizi? Peki, tabii ki. Bu da güzel bir müjde. Bir taraftan tabii ki burada öğrencileri üniversite sınavına hazırlamak için içerik üretmeye ve Türkçeleştirmeye devam ediyoruz. Ama bir taraftan da yurt dışındaki üniversiteleri hedefleyen öğrencilere Kaan Akademi'nin SAT'nin SAT sınavlarını düzenleyen College Board ile yaptığı bir işbirliğiyle ücretsiz olarak SAT'ye hazırlanmalarına imkan tanıyacak öğrencilere bir hazırlık içindeyiz. 2016 yılından itibaren SAT sınavına girecekler, Kaan Akademi üzerine ücretsiz olarak çalışabilecekler.
İzin verirseniz ben de sözlerimi şu şekilde toparlamak istiyorum. Lütfen. Aslında burada bir kurumu tanıtıyormuş gibi konuştum. Ama ben bir kurumun temsilcisi olduğum için bu şekilde konuşuyorum. Burada amacımız biraz daha farklı bir şey. Burada amacımız bir toplumsal farkındalık yaratmaya destek olmak. Bizim çok sık kullandığımız bir slogan var. Tek bir şeyi bilmelisin, her şeyi öğrenebilirsin diye bir çağrıda bulunuyoruz. Ve burada herkesin biraz önce de bahsettiğim gibi kendine uygun şartlarda, kendi hızında, kendi kapasitesinde öğrendiği sürece çok daha zor konuları öğrenebileceğini, kendi bilgisini geliştirebileceğini ve bu sayede hem dünyaya daha yararlı bir vatandaş olabileceğini hem de potansiyelini tamamen kullanabileceğine inanıyoruz. Biz insanların ücretsiz öğrenim alabilmesi için bir kaynak sunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yine belirtmeye çalıştığım gibi yeni teknolojilerin sınıflarla buluşması ve biraz daha modern bir anlayışla eğitime bir katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Türkçe eğitimde fırsat eşitliği için tüm gönüllüleri de Khan Academy ile tanışmaya davet ediyorum. Bunun için de bir adres verelim mi? Khan diyoruz ama Türkçe yazıldığı gibi, okunduğu gibi yazılmadığı için isterseniz kodlayarak adresi verelim. Evet, o biraz başımıza yaygın gelen bir problem aslında. Khan Kayseri, Hatay, Adana, Niğde şeklinde Khan ve Akademi de yine İngilizce yazılışıyla Ankara, Ceyhan, Ankara, Denizli, Edirne, Manisa ve Yozgat şeklinde Khan Akademi ve internet sitemizde khanakademi.org yani org.tr veya arama motorlarından Khan Akademi diye arattığınızda yanlış bile yazsanız karşınıza platform çıkacaktır. Eğer İngilizcesi çıkarsa zaten Türkçesine de ulaşmanız çok zor değil. Çok teşekkür ediyoruz. Herkesin istediği an, istediği yerde ve dünya standartlarında üstelik ücretsiz eğitim alabilmesini sağlayan ve bu yolda çalışmalarını her geçen gün yoğunlaştıran, derinleştiren bir projeyi bize tanıttığınız için, bizimle paylaştığınız için, dünyanın en büyük sınıfına bizi de davet ettiğiniz için. Kolaylık diliyoruz efendim. Çok bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Tüm dinleyicilerimize de güzel bir akşam diliyorum. Sağ olun. Khan Akademi Türkçe Direktörü Sayın Alp Köksal konuğumuzdu sevgili dinleyiciler.